Toprakta mülkiyet bir arpa boyu kadardır derler. Türkiye'nin son 12 yılında damgasını basan inşaat patlaması toplumu çok değişik yönlerden etkiledi. Bu sürecin çok farklı aktörleri var. Birinci olarak bu patlamayı yaratan dışarıdan yoğun bir para girişi söz konusu oldu. 2002'de AKP hükümeti geldiğinde aslında siyaset yapabileceği pek de bir alan kalmamıştı. Yani siyaseti Türkiye'de eğer kaynak dağıtma ve kaynak dağıtmada siyaset yürütme işi olarak ele alırsan aslında AKP'nin elinde çok da hani oynayabileceği bir alan yoktu. Hemen takip eden dönemde AKP kaynak dağıtma aracı olarak TOKİ'yi icat etti yeniden. Üretmeyen bir ekonominin kendini ayakta tutabilmesi için başvurduğu yöntem bu. Gayrimenkulün menkulleştirilmesi. Burada aslında sermayenin ne yaptığı çok açık. Kısa vadede biz ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmek istiyoruz. Hızla gerçekleştirmek istiyoruz. Büyük büyüme planlarımız var vesaire. Ne yapmak lazım? Büyük sermaye büyük arazi istiyor. O zaman şehir merkezinde büyük araziler üretmek lazım. Şehir merkezinde büyük arazi nasıl üretilir? Kentsel dönüşümle üretilir. TOKİ ve belediyeler önce rantı yüksek bir mahalle seçiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onayından sonra Bakanlar Kurulu kararı ile mahalle afet riskli alan ilan ediliyor. Kamulaştırma tehdidi ile mahalleler inşaat şirketiyle anlaşmaya zorlanıyor. Aileler ya borçlandırılarak TOKİ'nin kent çeperine inşa ettiği insan silolarına gönderiliyor ya da 3-5 kuruşa razı olup başka diyarlara göçüyorlar. Direnenlerin evlilik başlarına yıkılıyor. Çoğu zaman devam eden dava süreçlerine, verilen yürütmeyi durdurma kararlarına rağmen inşaatlar başlıyor. Kârları maksimize etmek için taşeron sisteminde köle gibi çalıştırılan güvencesiz ve sendikasız işçiler, iş cinayetlerinde patır patır ölürken inşaatlar hızla yükseliyor. Borsa aracılığıyla veya kredi olarak Türkiye'ye gelen yabancı sermaye, bir yandan inşaat firmalarına finans sağlarken, diğer yandan da düşük faizli konut kredileriyle talebi arttırmaya çalışıyor. Bu sayede finans sektörünün para döngüsü tamamlanmış oluyor. Kârını yapan inşaat şirketi aradan çekilince, hane halkı da hayatı boyunca geri ödemeye çalışacağı bir borç yüküyle baş başa kalıyor. Bu sistemde üretilen her konut, hanelere yüklenen yeni borçlar anlamına geliyor. İnşaat sektörüne biz yürüyün dedik. Ve bunun başını da biliyorsunuz TOKİ çekti. Ama özel sektörde, inşaat sektöründe yoğun bir hareketlenme oldu. Bizim için emek yoğun olan sektör inşaat sektörüdür. Ve buna dikkat etmemiz lazım. Ve Türkiye'nin kentsel dönüşümlerle birlikte çok farklı bir şekilde bu sektörü ayakta tutması gerekir. İnşaatın büyüme sürecinin lokomotifi durumuna getirilmesinde özellikle AKP iktidarının bir bilinçli tercihi var. Çünkü inşaat büyük ölçüde hem yerel iktidarın hem merkezli iktidarın izinlerine bağlı, ruhsatlarına bağlı, onun plan değişikliklerine bağlı bir sektör. Dolayısıyla AKP'nin bu sektör üstünden kime proje vereceğini,
kaça vereceğini ve ortaya çıkan değerin nasıl paylaştırılacağı konusunda inisiyatif alması söz konusu. Özellikle İstanbul'un yüksek rantlarının paylaşılması için tanınan izinler, plan değişiklikleri, proje tahsislerinde özellikle 17-25 Aralık operasyonlarında ortaya çıkan tapelerden izlenebileceği gibi çok önemli rüşvet mekanizmasının kurulduğu, bunun da AKP iktidarını yukarıya taşıyan çok önemli bir inşaat iskelesi olduğunu söyleyebiliriz. Yeni bir hayat başlıyor. Yeni merkezleri ve Vaillant eğlence merkezinin yanı başında yeni bir İstanbul kuruluyor. Bir gün yeni bütün İstanbul böyle olacak. Kendi ürettiği dağıtım mekanizmalarıyla kendisi bir orta sınıf üretiyor ve bu orta sınıfa kaynaklarını aktarmak istiyor ve böylece hani bir tür sadakat oluşturmak istiyor. Bir tür müşteri sadakati gibi. Dolayısıyla bu orta sınıf, hani şu anda yükselen, borçlanan bu orta sınıf ve risk alan, risk aldığında gayet farkında olan bu orta sınıf kendi varlık garantisi olarak doğrudan doğruya AKP'yi görüyor. Bütün bu yıkımı inşaat sektörüne, şehre bir yatırım alanı olarak verme, amiyane tabirle peşkeş çekme operasyonunu meşrulaştıracak bir hale ihtiyaç vardı. Bir gerekçeye ihtiyaç vardı. Bu da depremle geldi. Deprem canımızı yedi bu depremle. Bu evlerde kimse ölmez. Kafasını bir tane kiremit düşer bu alçak evlerde, tek katlı evlerde. Yaralanır çıkar gider. Ama burada bir deprem olur da, bu insanlar burada ölürse acaba diyecek mi bu binaları yaptıran yetkililer, hükümeti mi diyecek mi acaba? Evet arkadaşım, bu binalarda siz öldünüz, bunun sorumlusu benim, beni tutuklayın diye diyebilecek mi acaba? Hemen hemen 800 hane var burada. Roman Şen Mahalli Derit'ten. Buranın da ilk kurulan mahallesidir burası. Gazi Sultan Paşa'yı yapan ilk mahallidir bu. Zevki sefan için belediye 3 kuruş kazansın, hazine para kazansın diye, buradaki doymak bilmeyen müteahhitler para kazansın diyerekten sen buradaki insanların yuvasını satıyorsun. En değerli bir insan, yani en kutsal bir şey nedir? Barınma hakkıdır. Bunu insanların elinden alıyorsun. Sen fakirin halini anlasaydın, buradaki fakirlerin evlerini, ki bizim istediğimiz o, tamir, güçlendirme, onarım yapardın, bu insanları burada mutlu ederdin. Şimdi ama bu süreç yetmedi ekonomiye. Onun için ciddi bir şekilde kentin ihtiyacı var mı yok mu diye düşünmeden ya da kentin ekolojisi ya da ekolojik rezerv alanları, coğrafyası, topografyası bunu taşır mı taşımaz mı diye düşünmeden ardı ardına bir takım mega projelerde girmeye başladı. Mesela nedir bunlar? 3. Boğaz Köprüsü projesi. Hemen ardından 3. Havalimanı projesi. Hemen ardından gelen bu kanal projeleri. Bütün mesele yabancı doğrudan yatırımcıyı bu anlamda inşaat sektörü ve finans sektörüne de bağlı olarak Türkiye'ye çekmek. Arkasındaki şirketlere baktığınızda gerçekten gördüğünüz şudur. Bu büyük kentsel projelerin arkasındaki şirketlerle bu HES ve enerji projeleri ya da maden şirketlerinin arkasındaki sermaye gruplarının aslında çok da iç içe olduğunu, hatta bazen aynı sermaye grupları olduğunu görürsünüz. Thank you.
oksijensiz, havasız bırakıyorlar. Bizim bütün ormanlarımızı talan ettiler artık yani. Benim bildiğim Belgat Ormanı'nın dokunulmazlığı vardır. Fakat evet, gelsinler görsünler, tam talan edilmiş. Belgat Ormanı'na girilmiş yani. Mandalarını nereye götürecek bu insanlar? Hayvanlarını nereye götürecek bu insanlar? Bu insanlar başka köyde yaşayamaz. Başka bir yerde yaşayamaz zaten. Buraya alışmış bu insanlar. Nerede yaşarlar? Toprak üretilemeyen bir kaynaktır. Üretemezsiniz. Ancak tüketiyorsunuz. Onun için o toprak üzerinde mülkiyet söz konusu olamaz zaten. Thank you.